adezyon Koyuz'un yüze gelme ve kılcalıkla ilgili doğru yanlış tablosu aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yargılardan hangisi hatalı işaretlenmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Bir, Bir yüzeyin bir sıvı tarafından ıslatılabilmesi için adezyon kuvveti koezyon kuvvetten büyük olmalı diyor. Evet arkadaşlar adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden büyük olursa sıvı yüzeye yapışır ve ıslatır. Ama eğer koezyon kuvveti büyük olursa sıvı bir arada durmak isteyecek o durumda yüzeyi ıslatmayacak. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru olmuş oldu hatalı değil iki sıvının içinde daldırılan kılcal bir boru için adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden büyükse sıvı boruda yükselir demiş. Aynı öyle kılcallığın neden arkadaşlar? Adezyon koezyondan büyük olduğu için yükseliyor. Eğer ki koezyon adezyondan büyük olursa bu durumdayken alçalırdı. Dolayısıyla burada yanlış demiş hatalı olmuş oldu. Halbuki doğru bilgi olacaktı. Suyun içindeyken dağınık durumdaki diğerlerine de bakmış olalım yine isterseniz. Suyun içinde dağınık durumdaki sulu boya fırçası Kılların sudan çıkarında yapışmasını sağlayan etki demiş yüzey gerilimidir. Evet, koezyon kuvvetidir. Koezyon kuvveti de yüzey gerilimi olmuş oluyor. Aynı moleküller birbirini çekiyor çünkü Dolayısıyla doğru bilgi. Sıcaklığın artması yüzey gerilimini artırır demiş. Sıcaklığın artması yüzey gerilimi azaltır. Dolayısıyla yanlış bilgi, yanlış olarak işaretlenmiş hata yok. Yüzey gerilimi özellikle sıvının içinden büyük olan bazı cisimlerin sıvı yüzeyinde dengede kalmasını sağlayabilir demiş. Aynı gün arkadaşlar mesela ataş öz büyük olduğu halde sıvı yüzeyinde kalabiliyor. Bazı böceklerin sıvıda yürüyebilmesi de aynı mantıkla. Dolayısıyla doğru bilgi bize atalıyı sorduğu için cevabımız bu olacakmış deriz. Aynı tür moleküler ısı çekim kuvvetine koezyon birbirini tutma, farklı tür moleküler ısı çekim kuvvetine adezyon yapışma denir. Bazı olayların gerçekleşmesinde etkili olan kuvvetlerin sınıflandırılmasının yapıldığı tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre tabloda olaylarla etkili olan kuvvet türleri aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak işaretlenmiştir diyoruz. Bakalım olayımıza. Birinci olayımız yüzey gelimin oluşmasını sağlayan kuvvettir demiş. Arkadaşlar yüzey gelimin oluşmasını sağlayan kuvvet koezyon kuvveti olmuş oluyor. Çünkü aynı moleküllerin birbirini çekmesi sonucunda oluşuyor. O da şöyle oluyor. Sıvıda Şöyle bir yüzey kısmını alırsak alt taraftan çeken sıvı molekülleri var ama dışarıdan hava molekülleri çekiyor. Hava moleküllerinin çekim kuvveti alttaki sıvıların çekim kuvvetine göre daha az olduğu için yüzeyde bir gergin tabak oluşuyor. Buna yüzey gerilimi deniyor ve aynı tür moleküllerin birbirini çekmesinin etkisiyle oluşuyor. O yüzden koizyon kuvveti etkilidir birincisinde. 2 una batırılan balığın una yapışmasını sağlayan kuvvetmiş. Un ve balık farklı tür moleküllere çekim kuvveti olduğu için adezyon olmuş oluyor. Köfte yapılırken avuca sürülerek yağ sürülerek yapışmasının etkisinin azaltılmasını amaçlandığı kuvvettir demiş. Köfte elimize yapışacak farklı tür moleküller çekim kuvveti var yani adezyon var amaç bunu azaltmak oluyor. Hortumdan çıkan suyun belirli bir süre hortumun şeklini koruyacak koruyarak dağılmadan hareket etmesi demiş. Evet aynı tür moleküller birbirini çektiği için su molekülleri çıktıktan sonra da ortamın ucunda bir arada kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada kohezyon etkisi var. Aynı tür moleküller çekim kuvveti olmuş oluyor. Bu cevap şıkkını arayacağız o da Bursa'da varmış deriz arkadaşlar demir borudan sızan su borunun altına tutunarak biraz ilerledikten sonra şekildeki bir damlalar halinde gelip düşüyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Suyun demir borunun altına tutulmasını sağlayan etki adezyondur demiş. Arkadaşlar farklı tür moleküller arası çekim kuvveti adezyon. Aynı tür moleküller arası çekim kuvveti ise koezyon. Dolayısıyla su damlası demir boruya yapışmış oluyor. Adezyon etkisi var. Farklı tür moleküller arası çekim kuvveti çünkü. 2 damlanın dağılmadan düşmesi sağlayan etki adezyondur demiş. Arkadaşlar damla topak halde, yuvarlak halde düşmek istiyor. Çünkü aynı tür moleküller birbirini çekiyor su, su molekülü. Dolayısıyla burada koezyon etkili adezyon değil attık bunu. Boruya asıl olan su damlası büyüyüp adezyon kuvveti ağırlığını engelleyemediğinde düşer demiş. Evet burada adezyon kuvveti var. F adezyon kuvveti. Aşağı doğru da damlanın ağırlığı var. Eğer adezyon kuvveti Mg'yi dengeleyemiyorsa damla ne yapacak? Düşecek. Belli bir boyuta ulaşınca o yüzden düşüyor. Dolayısıyla cevabımız 1-3 yani C-yan olacakmış deriz. Cam kapların içinde kaleme sıvıların ince cam borularda daldırılmaktadır. Buna göre kaleme sıvıların hangilerinin sıvı içindeki denge durumu şekilde gibi olabilir demiş. Arkadaşlar aslında kılcallık örnekleri var. Çok ince cam borularda ya da çok ince borularda sıvıların yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık deniyor. Tabi adezyon etkisiyle yükselebilir ya da kohezyon etkisiyle alçalabilir. Bakalım bu mantığa. Ya birincisi de yükselmiş. Yükselir mi? Evet. Ama yükseliyorsa adezyon etkili olması lazım. Yani adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden daha büyük olması lazım. Öyle olmuş mu bakacağız. O da şu kenardaki bombelenmeden anlıyoruz arkadaşlar. Farklı moleküller birbirini daha çok çektiği için böyle olması lazım. Evet. içeride dışarıda böyle olmuş. Dolayısıyla birincisi gibi olabilir. K'da sakınca yok. Şimdi ikiye geldiğimizde alçalabilir mi? Evet civayı mesela koyduğumuz takdirde alçalır. Ama alçalıyorsa civa molekülleri ya da kohezyon kuvvetinin büyük olduğu sıvı molekülleri bir arada durmak isteyeceği için kapı içerisinde sıvının şeklinin böyle olması gerekirdi. Yani sıvı molekülleri birbirini daha çok çekeceği için şeklin böyle olması lazım. İçeride de aynı şekilde böyle bir şekil olması gerekirdi. Ama o şekle sahip olmadığı için bu olamayacak dolayısıyla. Üçüncüye baktığımızda yükselmiş. Evet adezyon etkisi daha fazla olabilir. Ama adezyon etkisi daha fazla ise K sıvısında olduğu gibi şöyle bir şekil alması lazım. Çünkü kenardaki moleküler birbirini daha çok çekiyor olması gerekiyordu. Ama bu tam tersi olduğu için olamayacak dolayısıyla. O yüzden cevabımız yalnızca K yani Adana olacakmış. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sağlayan etki kılcallık değildir demiş. Pamuktan yapılmış iç çamaşırların teri emmesi demiş. Arkadaşlar iç çamaşırları sonuçta adeti düşünelim mesela. Teri ne yapıyor? içine doğru çekiyor. Üzerine baktığı zaman küçük küçük delikler var. Onlar kılcal boru görevi görmüş oluyor. Mesela bazı sporcu kıyafetleri var. Ne yapıyor? Teri dışarı atıyor. Böyle kılcal boru etkisi görmüş oluyor gibi. Dolayısıyla burada kılcallık etkisi var. İki, gaz lambası fitilinde gazın gaz yanının yükselmiş demiş. Aynen arkadaşlar oradaki fitil kılcal boru görevi görüp yukarı doğru yükseliyor. Zaten ağırlığa ters yönde yükselmesi olayı olmuş oluyor. Burada da var. Kağıt peçetenin bir kenarı su döküldüğünde suyun peçetenin tamamına yayılması yine kılcallık etkisi var. Kağıt havlu yüzünde küçük delikli yapıya sahip. Açık unutulan ocaktan yayılan gazın evin tamamına yayılması. E, gazlar bulunduğu kabın şeklini alırlar ya da odanın şeklini alırlar. Östesi küçük olduğu için hareket ederler. Bunun kılcallıkla alakası yok. Dolayısıyla cevabımız denizliymiş. Edirne'ye de bakalım. Islanan pantolon paçasından suyun yukarı doğru çıkması. Aynı öyle. Mesela deniz kenarından yürüdüğünüz Pantolon paçası ıslandı. Kenara geçtiğinizde yukarıda yükselmeye devam ediyor. Yani oradaki kumaş kılcallık etkisi görmüş oluyor. Ağacın köklerindeki suyun yapraklarına kadar taşınması, küp şekeri çaya da kahveye batırdığımızda içerisine doğru suyu çekmesi. Bunların hepsi kılcallıkla alakalı arkadaşlar. Cevabımız deniz olacak dolayısıyla. Bir madeni paranın üzerine damlalıkla kaleme sıvıları ayrı ayrı damlatıldığında madeni para üzerinde taşmadan en fazla sırasıyla 20, 25 ve 30 damla su taşıyabilmektedir. Buna göre kaleme sıvıları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar üzerine damlattığımızda su molekülleri birbirini çekerek bir arada kalmaya çalışıyor. Yani kohezyon kuvveti etkisiyle su damlaları kalıyor. Kohezyon kuvveti etkisi ne kadar büyük olursa o kadar fazla su damlası dengede kalabilir demektir orada. Nasıl 30 damla kalan M kabında o zaman kohezyon etkisi en fazlaymış. Peki koezyonu azaltan şeyler neler dersek? Dört tane şey var arkadaşlar. Faktör var aslında. Milli Eğitim kitabında geçen. Sıcaklık yüzey gerilimini azaltır. Deterjan ve sabun yüzey gerilimini azaltır. Ama tuz ise yüzey gerilimini artır. Bazı yabancı maddeleri kim sarktır kim azaltır ama bunları bilmek zorunda değiliz. Tek tek meb kitabında yazanları bilelim. Yeterli bu anlamda. Dolayısıyla baktığımız zaman şekilde o zaman birincisinde en az miktarda damla olduğuna göre içerisinde deterjan olabilir, sıcak su olabilir. İkisinde biraz da ikisinden biri olmuş olsun. Ya sıcaklığı ya deterjan vardır. Üçüncüde ise mesela deterjan yoktur, sıcaklığı daha düşüktür gibi böyle bir şey karamak lazım. Buna göre bakarsak arkadaşlar mesela Ceyhan'da 50 santigrat derece deterjanlı su demiş. Bakın kohezyon etkisi az olsun burada hem deterjan var hem de sıcaklık yüksek. İkincisi de deterjan yok sadece 50 santigrat derece su var o yüzden 25 damla bir arada kalabilmiş. Üçüncüsünde deterjan yok sıcaklık da az o yüzden kohezyon etkisi fazla olacak daha fazla su bir arada kalabilecek. O yüzden cevabımız Ceyhan olur deriz arkadaşlar. İçinde su ve civa bulunan cam kaplara daldırılan cam plakalar şekillerinin konumunda sabit tutulmakta tutulmaktayken su cam plakalar arasında H1 kadar yükselmekte, civa ise H2 kadar alçalmaktadır diyor. Evet, eğer adezyon etkisi kohezyondan büyükse bu sefer yükselir, eğer kohezyon etkisi adezyon etkisinden fazlaysa alçalır. Bakın bunun ikisi de kılcallık. Kılcallık şu. Çapı 1 milimetreden küçük boru olarak kılcal boru. Sıvıların bu borulardan yükselmesi ya da alçalması oynayan da kılcallık deniyor. Mesela su yükselirken civa alçalıyor. Eğer kılcallık etkisini arttırıyorsak yükselirken daha çok yükselir, alçalırken de daha çok alçalır demektir. Buna dikkat arkadaşlar. Püf nokta orası. Buna göre cam plakalar birbirine biraz daha yaklaştırırsa h 1 h 2 için ne söylenebilir diyor. Dolayısıyla kılcallık etkisini arttırmış oluyor. Çünkü boru ne kadar ince olursa kılcallık etkisi o kadar fazla olur. Dolayısıyla kılcalık etkisini arttırdığımıza göre yükselen yerde daha çok alçalan yerde daha çok alçalacak. O yüzden H1 de artar, H2 de artar deriz. Cevabımız artar artar yani bursa olacakmış deriz. Fizik dersinde gerçekleştirilen deney fizik öğretmeni özdeş kılcal cam tüpleri ve kale sıranın bulunduğu XY kaplarına daldırıyor ve şekildeki bir denge düzenini kuruyor. Bu deney hakkında fizik öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçen diyalog aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği yanıtlar doğrudur demiş. Bakalım. Öğretmen X ve y kaplarında sıvıların denge durumları belirleyen fiziksel nicelikler nedir diye sormuş. Kıvanç adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin büyükleri ilişki denge durum belirler demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi cam borularda sıvıların yükselmesi ya da alçalması olayı kılcalık olarak geçecek. Şekillerde cam borular vermiş. K sıvısı alçaldığına göre kohezyon kuvveti adezyondan daha büyük. Ama L sıvısı yükseldiğine göre adezyon kuvveti kohezyon kuvvetten daha büyük demektir. Bunun etkisiyle yükselir ya da alçalır çünkü. Mesela su yükselirken e, civa mesela alçalır gibi. burada ne demiş Kıvanç'ın cevabı? Adizyon zaman durumları belirler demiş. Doğru söylemiş dolayısıyla Kıvanç. 2. Öğretmen ne diyor? Yata üzerindeki cam levhaya kavliye sıvılarından eşit miktarda damlatırsak hangi sıvı yüzeyi daha fazla dağılır demiş. Arkadaşlar adhezyon etkisi daha büyük olan mesela ikinci sıvıyı damlattığımızda yüzeye dağılacak. Çünkü farklı moleküller birbirini çektiği için ıslatacak hatta. Ama birincisi de civa gibi aynı moleküller birbirini daha çok çektiği için bir arada durmak isteyecek. Kerem'in cevabına bakalım. K sıvısı yüzeyi daha fazla yayılır demiş. Hayır L sıvısı yüzeye daha fazla yayıldı. O yüzden yanlış oldu Kerem'in cevabı. Öğretmen K sıvısına daha önce bir cam tüp daldırsaydık sıvının denge durumunun ilk duruma göre değişme hakkında ne söyleyebiliriz diyor. Kanda kılcalık etkisi artacağından sıvı borda yükselir demiş. Daha ince olunca kılcalık etkisi artar doğru. Çünkü kesit azaldıkça kılcalık etkisi artıyor. kılcalık etkisi artıyor da eğer alçalıyorsa daha çok alçalır. Yükseliyorsa daha çok yükselir. E birinci kavımızda K sıvısı alçalıyor. O zaman daha çok alçalacak. Halbuki burada yükselir demiş kan O yüzden yanlış olmuş oldu. Dolayısıyla doğru söyleyen yalnızca Kıvanç yani Adana olacakmış cevabımız. Günlük hayatta karşılaşan bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilen olaylarla bu olayların meydana gelmesinde etkili olan aşağıdaki fiziksel ilkeler eşleştiğinde hangisi açıkta kalır demiş. İçine su doldurulan toprak testinin dış yüzeyinin bir süre sonra nemlenmesi. Arkadaşlar toprak testi kılcal boru görevi görüyor. İçinde boşluklar var. O boşluklardan dışarı doğru su sızıyor. Dolayısıyla burada kılcallık etkisi var. Birinciyi attık iki taşma düzeyine kadar su dolu olan bir bardağa birkaç tane bozuk para yavaşça bırakın bardaktan su taşmaması. Arkadaşlar bazı böceklerin suda yürümesi ya da ataşı yavaşça su üzerine bıraktığımızda dengede kalması yani yüzeye gelme etkisi. Burada da bozuk para deneyiyle yapabilirsek bunu üzerinde bıraktığımız zaman kalabilir. Dolayısıyla sıvı taşmayabilir. Dolayısıyla yüzeye gelme etkisi var ikincisinde. 3. Düşmekte olan su damlasının daha küçük damlara bölünmemesi. Su damlası ne yapıyor? Su molekülleri bir sürü su molekülünden oluşuyor. Onlar birbirini çekiyor. Çektiği için dağılmıyor. Burada da ne var? Aynı molekülleri birbirini çekmesi yani kohezyon etkisi var. 4. Kan örneklerinin santifürüz cihazında döndürülürken döndürülerek ayrışan bileşenlerin tahlil tüpünde üst üste sıralanması. Arkadaşlar bu da hızlı bir şekilde döndürülünce öz kütle farkıyla katmanlara ayrılıyor. Dolayısıyla burada da öz kütle olayımız var. Dolayısıyla adezyon açıkta kalmış oldu. Cevabımız deniz deriz.